Devam edeceğiz değerli seyirciler. Konumuz olacak. Yarın okullar kapanıyor ve binlerce öğrenci, milyonlarca öğrenci 15 günlük bir tatile başlayacak. Peki bu tatil nasıl geçirilmeli? Neler yapılmalı? Hepsini konuşacağız. İyi karne, kötü karne. İyi not nedir, kötü not nedir? Bunların tezahürü ne olacak? Tepkiler nasıl da olmalı? Bir uzmanımızla birlikte Başkent Üniversitesi Ayşe Abla Okulları'ndan uzman psikoloji danışmanı Aslıhan Erk ile birlikte konuyu konuşacağız. Eğer soru, fikir, görüş varsa onları bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Leyla Çelik'in bir röportajı gelecek ekranınıza. Hasan Gümüş o anları görüntüledi. Sömestr heyecanını sordu insanlara. Bakalım neler söylemişler. İzleyelim sonra sohbetimize başlayalım. Karne günü yaklaştı. Aileler ve çocuklar çok heyecanlılar. İlk yarı olsa bile bu karne günü. Bazı notlarımız düşük, bazı notlarımız da yüksek oluyor. Ailelerin bu düşük notlarda ne yapmaları lazım öğrencilerimiz için? Sonuçta öğrenciler bence elinden geleni yapıyorlar ama bazen stres anında kendilerini yönetemiyorlar. Yazılılarda özellikle çok strese giriyoruz. Önemli olan bence yazılılardaki notlar değil, üniversitedeki başarı. Ve bunun için öğrenci tabii ki uzun bir süreç. Bunun için çalışa çalışa oluyor. Ve bence önemli olan üniversitedeki ya da lisedeki giriş sınavlarının başarıları. Yani veliler buna göre, sınavlarına göre öğrencileri değerlendirmeyip daha çok Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlara göre değerlendirirse bence daha iyi olur. Peki sınav sisteminde herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bunlar mı öğrencileri etkiliyor? Ya evet, tabii ki bazı şeyler bence eksik. Yani olmaması gereken şeyler var ama yine de sonuçta değerlendirilmemiz gerekiyor. Gerek liseye giriş sınavlarında, gerek üniversiteye giriş sınavlarında. Bunun için de tabii ki strese giriyoruz ama en çok buna odaklı olarak çalıştığımız için hani dersleri buna göre öğreniyoruz. Yazılılar vesaire, karne notları bence daha az önemli kalıyor bunun yanında. Peki öğrencinin başarısız olmasının en büyük sebebi nedir? Birçok neden sayılabilir ama kendine güveni eksik olabilir. O sınava yeterince çalışmamış olabilir. Bence en önemli sebeplerden biri de ailenin gösterdiği bu karne notlarındaki davranışlar olabilir. Hani daha çok strese girmelerine neden oluyor. O yüzden hani başaracaklarına ailelerinin de inanıp onları destekleyip çalışması öğrencinin başarısını da yükseltecek bir şey. Bence dediğim gibi en çok şey öğrencilerin başarısızlığı strese sokulması. Karne senin için ne ifade ediyor? Herkesin belli bir hedefi vardır. O hedefe ulaşmak için aldığı bir belge var. Bu hedef için o karneye gerek var mı? O karneye gerek var. Çünkü olmazsa hedefimize ulaşamayız yani. Mutlaka hedefimize ulaşmamız için bir şeye gerek vardır. Karne de onlardan birisi. Peki düşük not aldığın zaman ailen sana ne gibi tepkiler veriyor? Genelde kızıyorlar. Evet. Peki ikinci dönemlerde düzeltiyor musun bunları? Düzelteceğim aynen. Nasıl diyeyim? Ortaokulda yüksekti. Yavaş yavaş düşmeye başladı. Şimdi 9. sınıfa geçtiğimiz için ilk dönem alışma süreci düştü biraz daha notlarım. İkinci dönem kesin düzelteceğim. Alışma süreci olduğu için. Şimdi ortaokulla lisenin arasında büyük bir fark var. Çünkü ortaokulda daha küçüğüz ama lisede lise 4'e kadar herkes büyük oluyor. Çünkü o bir alışma süreci oluyor. Öncelikle tabii karne günü yaklaşıyor. Bu zorlu bir süreç. Eğitim öğretim yılı her öğrenci açısından zorlu bir süreç olarak gözüküyor. Ama bazen öğrenciler açısından başarılı veya başarısız sonuçlar olabilir. Bu anlamda bence ailelerin dediğiniz gibi etkisi çok önemli. Aileler kötü sonuçlara rağmen her zaman kendi çocuklarının yanında olabilmeli ve onlara her zaman destek verebilmeli. Böyle olduğu zaman da İlerleyen dönemlerdeki eğitim öğretim yıllarında öğrenciler kendi adlarına daha yüksek başarılara imza atması için ailelerinin desteğini hissetmesi çok önemli bir yer tutuyor. Peki senin zamanında oldu mu böyle düşük notların? Yani şöyle söyleyeyim, hani ben genelde yüksek not alan bir öğrenciydim diyeyim ama tabii ki düşük notları olan arkadaşlarım veya benim de düşük notlarımın olduğu zamanlar oldu. Bu zamanlarda da ailemiz her zaman yanımızda oldular. Bu anlamda kendilerine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Peki o düşük notun olduğu zaman böyle korkuyor muydun? Ne yapacağını şaşırıyor muydun? Neler hissediyordun? Düşük notumun olduğu zaman aslında insan ilk başta kendisini biraz suçlu hissediyor. Hani bu süreçte bazı şeyleri yanlış yaptığından dolayı demek notu düşük kalmış gözüküyor. İlk başta insan kendi vicdanıyla baş başa kalıp kendini kötü hissedebiliyor. Ondan sonraki ikinci boyut aile kısmına geliyor. Ailelerimiz de yani en azından benim ailem her zaman yanımda oldular ve o anlamda bir sıkıntı pek yaşamadım. Bu konuda çok şanslı bir öğrencisin diyelim o zaman ama çok
fazla böyle tepki gösteren aileler var. Hatta cezalandıran, okula göndermemekle tehdit eden velilerimiz bile var. Ne yapmak gerekiyor bu veliler için? Yani bu öğrencinin ne yapması gerekiyor? Yani bu durum hakikaten çok sıkıntılı bir durum dediğiniz gibi. Çünkü böyle bir şey bir kere çok yanlış bir şey. Çünkü bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde öğrencilerin önüne engeller ve düşük notlar, başarısızlıklar çıkabilir. Bu başarısızlık durumunda her zaman ailelerin destek olması öğrenciyi ilerleyen dönemlerdeki başarısını arttırması açısından daha önemli bir noktaya taşıyor. Bu yüzden ailelerin bu tarz davranışlarda bulunması gerçekten öğrenciyi daha da dibe sürükleyebiliyor. Bu anlamda ailelerimizin her zaman öğrencinin yanında ve daha biraz daha anlayışlı davranması bence bizler açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Karne günü yaklaştı. Öğrenciler çok fazla heyecanlılar ama aileler daha çok heyecanlı. Çünkü çocukların notlarını çok fazla merak ediyorlar. Düşük notta alan öğrenciler var. Ailelerin sizce nasıl davranması gerekiyor bu öğrencilere? Yani tabii ki okul başarısı önemli ama sonuçta yani dünyanın en önemli olayı sadece okul başarısı değil. Bu konuda öğrencinin sosyal hayatına ailelerin önem vermesi önemli, psikolojisine önem vermesi önemli. Yani ailenin bu tepkisini sadece notta göstermesi bence yanlış. Tabii ki not önemli ama düşük alan bir öğrenciye de ailesinin sert tepki göstermesi ben doğru bulmuyorum. Peki öğrencinin ne yapması gerekiyor bu durumda? Yani öğrenci tabii ki elinden geldiğinin en iyisini yapmalı ders başarıları için ama yine bunu yapıyorsa ve yine de başarılı olamıyorsa da öğrencinin yapabileceği bir şey yok. Öğrenci sonuçta hiçbir şekilde sosyal hayatından fedakarlık etmemeli, kendi hobilerinden vesaire fedakarlık etmemeli diye düşünüyorum. Peki bu hobileri ve yapacağı hayatındaki fedakarlıklar olmadığı sürece başarıya ulaşabilecek mi? Yani sonuçta ders çalışarak başarılı olmak bütün hayatını ona adamak anlamına gelmiyor. Bence oldukça da yapılabilir bir şey. Yani tabii ki boş vakitlerinin tamamını hobilerine ayırması doğru değil ama belirli programlarla ders çalışırsa öğrenci başarılı olabilir her şekilde. Tekrar stüdyomuzdayız. Şimdiden yarın tatile gidecek tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin tatili kutlu olsun diyelim. Şimdi öğretmenler için dinlenme süreci ama öğrenciler için ise hem dinlenme hem de telafi süreci diyebiliriz. İkinci dönemin hazırlığı yapılacak, ilk dönemde yapılan hatalar tespit edilecek, kötü notlar belirlenecek ve onların telafisi için neler yapılabilir bunlar düşünülecek. Tabii ki kötü not, iyi not nedir? Kötü not, iyi notun karşısında ceza, ödül sistemi olmalı mı, olmamalı mı? Tezahürü ne olur? Öğrenci yansımaları ne olacak ebeveynler tarafından? O duygu durumlar da önemli tabii ki öğrencinin motivasyonu açısından. Bütün bunları konuşacağız. Tabii notlar kötü gelebilir ama not her zaman da bir başarı göstergesi olmayabilir. Sınavlar da aynı zamanda öyle. Motivasyon düşüklüğü olabilir, öğrenci hasta olabilir, o an dalgın olabilir, bir hata yapmış olabilir ama bu öğrencinin başarısız ya da başka bir durum olduğunu göstermez. İşte hocamız anlatacak bu notların derecesini, tezahürünü, etkisini. Anlamını. Ya da anlamını evet. Diyelim. Sorular, fikirler varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan bekliyoruz. Hocamız Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları'ndan uzman psikolog Aslıhan Erk. Eğer sorular varsa ekranın sağ alt köşesindeki Twitter adresinden ve WhatsApp üzerinden bekliyoruz dediğimiz gibi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler hocam, bizler de iyiyiz. Heyecanlı ve yoğun bir süreç galiba sizin kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Birlikte Eylül ayında okula uyum programı yaptık. Yine evet. Konuğunuzdum. Bir dönem geçti, şimdi karne sürecini konuşacağız birlikte. İnsan stüdyoya girerken onu fark ediyor Nevi Bey, ne kadar çabuk geçmiş zaman ama bizim için çabuk geçtiği kadar veliler ve öğrenciler için de çabuk geçti mi? Onu tabii tekrar düşünmek lazım. Hocam öğrencilik zamanları aklıma giriyordu, o zamanlar da pek çabuk geçmezdi galiba. Evet. Şimdi dediğiniz gibi ben siz söyleyince hatırladım, dediğiniz gibi dönemin başıydı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yaklaşık 4 aydan fazla bir zaman olmuş.
Evet, zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. Peki sizin bu zamanınız okulda nasıl geçti? Öğrenciler nasıldı? Nebi Bey, geldiğimde de programa bahsetmiştim. Bizim için yeni başlangıçlar kritik ve önemlidir. Yeni başlangıç anaokuludur, birinci sınıftır, beşinci sınıftır, dokuzuncu sınıftır. Bizim de haliyle ilk diğer kademedeki öğrencilerimiz için tanıdıkları ve bildikleri bir mekan olduğu için okul süreci daha az sancılıydı. Ama her birinci sınıf gibi bu yılda içinde zaman zaman minik öğrenciler açısından sıkıntıları barındırabilen ama daha çok heyecanlı, oyun dolu, keyifli biz bir dönemi tamamladık diyebiliriz. Artık okuyoruz, yazıyoruz biz. Oyun dönemi derken hocam sadece ders vermek üzerine değil galiba. Bir de şimdi evet. Hazır yeri gelmişken onu da konuşmak da lazım. İyi modellerden bahsediyoruz Singapur'dan, evet. Güney Kore'den ve onlar daha doğrusu şöyle söyleyelim çok kısaca. Zeki insanlar genelde öğrenmeyi oyunlaştırarak, evet. Böyle ufak tefek daha keyifli hale getirerek, evet. Yaparlar derler. Siz de galiba o yöntemi kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Oyun her daim çok önemlidir. Oyun ilkokul bir öğrencisi, ilkokul sürecini tamamlayan öğrenci bizim için ilk çocukluk dönemindedir ve oyun çağındadır. O yüzden de bazen kalemi oyuncak olur, bazen kağıttan hatırlarsınız uçak yapılır oyuncak olur. Oyun hamurları, silgiler, çocuk için elindeki her türlü materyal bir oyun malzemesi olabilir. Okullarda da 10 dakikalık teneffüslerde Nebi Bey oyun kurulur ve oyun tekrar bir sonraki teneffüse kadar ertelenebilir. O yüzden de biraz ilkokul döneminde öğretmen arkadaşlarımızın da hep altını çizdiğimiz şey oyun mutlaka olmalı. Eğitimin bir parçasıdır oyun. Hatırlıyorum hocam o teneffüs aralarını. Bir sonraki teneffüsü merakla beklerdik. Çok kıymetlidir. Evet, 10 dakika ve çabucak geçerdi. Maç yapardık bazen futbol maçları ve tabii. Bir sonraki teneffüste kaldığı yerden devam ederdi. Şu an çocuklar daha çok tablette, akıllı, evet. Telefonlarda pek böyle sokakla iç içe değiller. Bunun eğitime yansımalarını görüyor musunuz sınıflarda? Kesinlikle. Aslında çocuklar hiçbir şey olmadığı için biraz tablet ve televizyona yöneliyorlar Nebi Bey. Mecburiyetten. Bir tarafta çocukla oyun kurmak istediğinizde, oyuna davet ettiğinizde hiçbir çocuk sizinle oyun oynamaktan vazgeçip tablete yönelmez. Ama sizin o an işiniz varsa, sohbet edilecek bir konunuz, yenecek bir yemeğiniz, hazırlanacak bir programınız varsa, siz eline çocuğun telefonu verirseniz bir süre sonra o telefonu ondan almaktan zorlanırsınız Nebi Bey. Bu çocukların eline telefonu bu çocukları almadı. Yetişkinler olarak biz verdik. Çok kısa bir süre önce minik bir tatildeydim. Kaldığımız otelde bütün çocukların elinde tablet ve telefon vardı Nebi Bey. Bu çocuklar kendileri keşfetmedi biz. Biz verdik onlara. Kolay yemek yesin daha diye verdik. Daha sakin dursunlar, evet, diye değil mi? Biz sohbet edelim derken verdik. Elbette ki 2019 yılındayız. Teknolojinin faydalarını yadsımıyorum. Ancak saklambaç oynayalım mı dediğinizde bu çocuklar evde tabletle oynayan çocuklar okulda 9-10 saat boyunca tablet ihtiyacı hissetmiyor Nebi Bey. Demek ki gerçek oyun platformu olduğunda bu çocuklar buna yönelmiyorlar. Tabii belli bir yerden sonra çok fazla teknolojik aletlerle, sadece tablet değil bu, televizyon, farklı teknolojik aletlerle ilgilenen çocuklarda olası şey dikkat dağınıklığını çok sık görüyoruz. Ve çocuklar çok sıkılıyor. Çünkü tablette 5 dakikanın içine bir sürü aksiyonu içeren oyun oynarken okul ortamında bir öğretmen tahtada ders anlatıyor. Hareket daha yavaş, 1 dakikada bir animasyon kadar hızlı hareket etmemize imkan yok. Haliyle dikkat eksikliği, akabinde zaman zaman dürtüsellikler görebiliyoruz. Bunların notlara yansıması oluyor mu peki? Ya da evet. Sorduğunuz sorulara aldığınız cevaplar. Çünkü mesela bu oyun şeyin öncesi, dijitalleşme öncesi, evet. Tablet öncesi daha çok çocuklar topraktaydı, sokaktaydı. Bir kural silsilesi, evet. İçerisindeydi. Kurallar koyarlardı, kendileri üretirlerdi. Ya bir üretim mekanizması çalışırdı çocuklarda. Hayal gücü çok, evet. Genişti ve bu derslere muhakkak yansıyordu. Kesinlikle. Peki şimdi bunun bir yansıması iyi veya kötü görülebiliyor mu? Kesinlikle. Çocukların yaratıcılıkları zaten belli bir yaşa kadar çok yüksektir Nebi Bey. Fakat imkan vermezseniz ve o yaratıcılığı teknolojik aletlerle çocuğun elinden alırsanız bir süre sonra çocuklar tek cevaplı cümleler kurmaya başlıyor. Haliyle sözel dilsel performanslarında düşüş görüyorsunuz. Hı-hı. Ödev yapmakta zorlanmalar, okuma yazma sürecine geçişte bir takım sıkıntılar. Çünkü haliyle elinde tablet ya da ekran başında olan çocuk büyülenmiş bir şekilde oraya bakıyor Nebi Bey. Evet. Oradan kaldırıp derse geçirmeniz ve ders sürecinde de zorlanmasını beklemeniz, okumasını yazmasını istemeniz bunlar çocuk için biraz zor aktiviteler haline geliyor. Ama tabii şunu da yatsın
katılmıyorum. Elbette ki teknoloji olmalı. Fakat teknolojiye, tablete rağmen, televizyona rağmen diye bir terim var. Kısıtlı ve ebeveynin belirleyeceği süre zarfında çocuğun teknolojiden faydalanmasını sağlamak lazım. Bu kadar da tabii ki çok kötü şey değil. Çocuklar artık arama motoruna yazıp bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Her ne kadar içinde kirli bilgi de arındırsa, çocuklar için bir taraftan avantajı olan da bir süreç. 2019 hep altını çiziyoruz. Teknoloji çok yüksek kullanım oranı. Ama bu demek değil ki 5 saat, ama bu demek değil ki 3 saat. Elbette ki yarım saat, 45 dakika ilgilenebilir. En büyük tabii ki yansıması akademik başarısızlık. Bazen akran ilişkisinde de şiddete varan boyutlar görebiliyoruz Nebi Bey. Çocuklarda şunu, danışmanlık yaptığımız çocuklarda şunu görebiliyoruz. Kaç canım kaldı benim diyor mesela. Bu oyunlardan gelen bir cümle. Çünkü bir karakter var, 5-6 tane canı var ama gerçek hayatta sahip olduğunuz bir beden ve bir canınız var. O yüzden de tüm Türkiye genelinde teknolojiyle ilgili yeni yapılandırmalar olacaktır diye tahmin ediyorum Nebi Bey. Dozunu da kullanmak hocam her konuda, her evet, yararlı şeyde olduğu gibi. Kesinlikle. Dozunu geçtiği zaman zararlı bir hale dönüşebiliyor. Hele ki sömestrin eşiğindeyiz Nebi Bey. Artık 15 günleri var ellerinde, avuçlarında. Tabii ki teknolojiyi, oyunu, sinemayı, tiyatroyu barındıran adı üzerinde iyi tatiller geçirmeleri lazım. Şimdi 15 güne geçmeden önce şuradan bir başlayalım. Yarın karne alacaklar. İyi not, evet, kötü not. Gelişte dediğim gibi ifadesi nedir? Aileler nasıl davranmalı? İyi karnede ödül verme alışkanlığımız var bizim. Evet. Çocuğu ödüllendirme. Bunun muhakkak ki olumsuz tarafları var. Elbette ki. Kötü karnede de bu kez cezalandırma yöntemimiz var. Farklı şekilde yöntemler uyguluyor aileler. Bunları görüyoruz kimi zaman ve hala da var. Yıllar, evet, önce de vardı. İki türlü baktığımız zaman iyi karne, kötü karne nedir? Ve bu ödül ceza yöntemi hala geçerli mi? Ya da, evet, yansımaları nedir? Aslında Nebi Bey, karne bizim için bir pusuladır. Bir sonuçtur. Fakat sürece odaklanmamız gereken bir sonuçtur. Sizinle de konuştuğumuz gibi Eylül ayında öğrenci başladı ve şu an Ocak ayındayız. Aldığı karnedeki notlar çocuğun aslında bu 4 haftalık, yani 18-19 haftalık süreçle ilgili size bilgi verir. Ne bir önceki yılı ne de ikinci dönemle ilgili bir bilgidir. Sadece nasıl alışverişe giderken Nebi Bey eşimize, annemize bir eline kağıt veririz, işte 2 kilo domates, 1 kilo patates deriz ve ne alacağımızı bilerek markete, evet, gideriz. Aslında karnede sadece çocuk için değil, ebeveyn için bir bilgi notu, bir pusuladır. Ebeveynin de o karneyi çok iyi yorumlaması gerekir Nebi Bey. Çünkü karne sadece çocuğun karnesi değildir. Ona çalışma ortamı sağlayıp sağlamayan, yanında tartışan, kavga eden, onu teknolojiye sevk eden anne babanın da karnesidir o. O yüzden de aslında karne alındığı zaman anneler, babalar ya da çocuğun bakımıyla yükümlü ebeveynler ve çocuk ortak bir sonuca varmış olur. O yüzden de sürece de odaklanmak lazım, sonuca da. Çok iyi başlamış olabilir öğrenci ama son aylarda olumsuz bir olay yaşamıştır. Karne bunun yansımasıdır. Aile bunu düşünmeli. Ya da daha olumsuz başlamıştır, yükseltmiştir notlarını. Karne bunun sonucudur. Dediğim gibi 18 haftalık bir sürecin sonudur ve iyi karne, kötü karne ortak bir sonuçtur. Haliyle alınan notları Nebi Bey birlikte değerlendirmek gerekir. Bu bize ikinci dönem için asla bir öngörüde bulunmamıza neden olmaz. Sadece bir ipucudur. Düzeltmemiz için bir moladır. O yüzden de tatil, iyi tatiller deriz biz çocuklara karne verirken. İyi tatiller demek gece geç yat, sabah geç kalk demek değildir. Rutininiz bozulmadan içine eğlenceyi, sporu, oyunu katarak, elbette ki tekrarı, artık ödev vermiyoruz biliyorsunuz ama bu demek değil ki 15 gün boyunca hiç kitap okuma. 15 gün boyunca eksik olan notunu giderme anlamı da değil. Eksiklerimizi görüp telafi etme sürecidir. O yüzden de karnenin süreciyle birlikte değerlendirilmesine fayda var Nebi Bey. Karnedeki bölüm hala var değil mi? Evet. Bir dersler, davranışlar, evet, diye. Şimdi dersler tarafına bakarsak sayısal dersler, sözel dersler. Evet. Sayısal dersleri kötü olanların sözleri genelde iyi olur ya da tam tersi bir durum. Evet. Aynı hepsinin iyi olduğu durumlar biraz nadirdir ve o da çok başarılı bir öğrencidir. Evet. Şimdi matematiği iyi olan bir öğrencinin Türkçesi kötüyse ya da Türkçesi iyi olan bir öğrencinin sayısal dersleri kötüyse, tam tersi durumlar varsa. Evet. Bu o öğrencinin o alanda kötü olduğunu mu gösterir? Yoksa velinin bir şekilde kendinin bir
sorun ya da hata aramasını gerektirir ya da öğretmenin evet. Durum kendine bakması lazım. Acaba bu derse neden kötü diye. Nebi Bey, bu üçgen dediğiniz gibi her halükarda değerlendirilmesi gereken bir üçgendir. Yani bir çocuğun karnesindeki 8 alan çok iyiyken eğer bir alan dediğiniz gibi sayısal bir alanda bir düşüş varsa herkes, öğretmen, okul, ebeveyn, öğrenci bunu mutlaka düşünmeli. Ben nerede hata yapıyorum diye. Biraz önce de söylediğim gibi anne baba olarak biz o çocuğa uygun bir çalışma platformu oluşturduk mu? Çalışması için yardımcı kaynaklar aldık mı? Sorduğu sorulara doğru ve net cevaplar verebildik mi? Öğrenci kendi açısından düşünecek, ne kadar devamsızlık yaptım? Derste öğretmenimi ne kadar takip ettim? Not tutabildim mi? Öğretmen boyutundan da acaba konuyu çok örneklendirerek anlatabildim mi? Sınavlarda çok iyi anladığını düşündüğüm öğrenci bunu kağıda yansıtamadıysa ben nerede hata yaptım boyutunu elbette ki karne ve karne sonrasındaki süreç değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de biraz önce söylediğiniz ya, iyi karne kötü karneden çok üzerinde düşünülmesi gereken karne bizim için daha tercih edeceğimiz bir süreç olacaktır. Çünkü hocam eğitimde bu sıkıntı hep mevcut. Şu an yeni nesil öğretmenler biraz daha farklı. Evet. Galiba onu da sorayım size de nasıl olduğunu. Mesela bizim zamanımızda öğretmen anlatır ders ama sadece not kötüyse suç bizdeydi. Evet. Yani öğrenci başarısız anlamıyorsunuz derdi ama bu bir ötekileştirmek ve öğrenciyi küçümsemekti. Evet. İkincisi şimdi bilgiyi bilmek mühim değil, onu anlatmak, paylaşmak, bir kullanmak. De nasıl anlatmak da önemli. Heyecanlı bir şekilde sessiz giden bir ders, bir de 40 dakika dersler. Evet. Uzun 2 saat 3 saat süren dersler var ve öğrencinin dikkatini korumak da mümkün değil o kadar uzun aralıklarda. Bu konuda bir değişim var mı öğretmenler anlatım şeklinin değişiminde, tarzında? Elbette ki Nebi Bey, hala klasik yöntemi benimseyen öğretmenler mutlaka vardır ama kendi kurumum çerçevesinde söylemek gerekirse artık yenilenen öğretmen modelleriyle karşılaşıyorsunuz. Nedir? Öğretmen şiiri kullanıyor derste. Öğretmen dramayı kullanıyor derste. Öğretmen dersi kesiyor, hep beraber aşağı inip kar topunu matematiğe dönüştürebiliyor. Aynı öğretmen bir tatlı yapıp getiriyor ve sınıfta fiilleri, zarfları işliyor. Her bir kekin üzerinde bir sıfat yazıyor örneğin. O yüzden de öğrenci eğitimi artık farklı kanallardan almak istiyor ve öğrenci de değişti artık Nebi Bey. Sırada oturan ve hiç hareket etmeden bir öğrenci modelini biz de istemiyoruz. Çiçek olan öğrenci yok. Elbette ki. Dediğim gibi belki hala bu yöntemi benimseyen ve doğruluğuna inanan eğitimci arkadaşlarım vardır ama artık 2019 yılında hareketi kendine temel almış, işitsel, görsel, kinestetik pek çok farklı alanı kullanabilen öğrenciler var karşınızda Nebi Bey. Daha geçenlerde yaşadık. Henüz okuma yazma sürecinin başında sıkıntı yaşadığını düşündüğümüz öğrenci aslında çok üstün yetenekli bir öğrenci olabilir. O yüzden de okuma yazmayı çok önce öğrenmiş olması bizim için hiçbir veriye neden olmaz. Sadece ona ilişkin bir eğitim programı oluştururuz ama Ocak ayında hala beklemede olan öğrenci bu galiba okumayacak demek büyük bir eğitimci hatasıdır Nebi Bey. O yüzden de baktığınız zaman değişen ve dönüşebilen öğretmen modelleri görüyoruz artık. Oyunu temel alan, oyun temelli öğretmenler var. Bir de şu değil midir hocam, şimdi okumaz diye hemen yaftalamayı yaparız ama bazen ebeveynler de bunu yapar. Evet. Mesela yıllar önce şu düşünce vardı. Verin sanayi çalışsın bu okumayacak denilirdi. Evet. Bilmiyorum hala var mı da. bu zihniyet mesela çok yanlıştı. Tamam, belki bir sınavı kazanamadı öğrenci. Evet. Üniversiteye giriş ya da başka bir şey, dersleri kötü geldi ama öğrenci belki o alanda başarısız ya da cazip gelen bir şey yok. Mesela dün matematiğe dair bir yazı okudum bir gazetede. Ve gerçekten bizim matematiğimiz iyi değil. Evet. Aptal bir toplumumuz. Hayır. Hayır, asla. Zeki bir toplumuz. Peki neden cazip gelmiyor? Çünkü bir yerlerde bir sıkıntı var. Anlatım yöntemlerinde bir sıkıntı var. Evet. Matematiği sevdiremiyoruz. Yoksa gerçekten anlatılınca anlama konusunda zeki bir toplumuz, zeki öğrencilerimiz var. Ama bu ötekileştirme direkt bir derste kötü olduğu zaman onun başarısız, ona başarısızlık atletmek gerçekten öğrencinin motivasyonunu fazlasıyla düşürüyor ve kaybediyoruz. Kesinlikle. Belki diğer alanda daha başarılı olacak öğrenci farklı alanlarda. Herkes
matematiği iyi olacak diye bir şey yok Nebi Bek. Kimi öğrenciye bakıyorsunuz, o kadar güzel resim yapıyor ki, o kadar güzel piyano çalıyor ki, yüreklendirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki diğer alanlarda da çocuk başarılı olmaya başlıyor. O yüzden de karne bir araç bizim için. Karnedeki notları iyi değerlendirmek lazım. Yarın 1 milyonu aşkın öğrenci karne alacak. Kimisi eve heyecanla giderken, kimisi ebeveynine bu notu nasıl açıklayacağım diye gidecek. İşte bu noktada da gerçekten yapılan eğitimsel hatalardan bir tanesidir o karneyi yanlış okumak. O yüzden de karnedeki mesajı çok iyi almak ve 15 gün boyunca bu mesajla ilgili olarak üzerimize düşeni yapmak lazım. Eğitimciler kendi açılarından bu süreci tamamlarken, anne babalar da 15 gün boyunca ufak tekrarlarla Nebi Bey, bol bol okutarak, hele de ilkokul bir velilerine mutlaka şunu öneriyorum, okuma çok çabuk unutulan bir yetidir. O yüzden de sömestrede onların yapması gereken bol bol okutmak. Ödev derken ya da hiçbir şey yapmayacağız. Bizim ülkemizde biliyorsunuz tatil hep böyle anlaşılır. Tatil geldi mi? Yan gelip yatmak. Evet. Oysa ki 15 gün eksikliklerin giderilmesi için çok iyi bir fırsattır. Yapılan görüşmelerde de zaten biz velilerimize son haftalarda hep bu eksiklikleri gidermek üzere telkinlerde bulunduk. O yüzden de motivasyon çok önemli. 15 gün sonunda çocuk 4 Şubat'ta okula motivasyonu yüksek bir şekilde gelmeli. Ben bu işi başarabilirim. Evet. Eksiğim var, hatam var, yanlışım var, gidermem gereken var ama sömestr tatilinde bunu giderdim. 4 Şubat bizim için yeni bir sayfadır, beyaz bir sayfadır ve yeni bir başlangıçtır Nebi Bey. Şu davranış tarafına geçersek, o davranışlar evet. Ne kadar belirleyicidir ve biz ona çok önem vermeyiz. Sizce ne kadar önemlidir o davranış? O kadar bölümü? Önemli ki Nebi Bey. Orada çok önemli başlıklar var. Örneğin ilkokul karnesindeki o sağ sütundaki başlıklardan bir tanesi öz bakımdır. Bu veliye neyi gösterir? Çocuğunuz öz bakım anlamında tuvalete gidip gelme, kendi bedenini koruma ile ilgili ya da elini yıkama, dişlerini fırçalama ile ilgili size bir ipucu veriyor. Bir başka madde bağımsız olma, ortak kültürü kullanma gibi. Aslında sol sütundaki notlar kadar sağ sütundaki yani karnenin diğer tarafındaki davranışsal notlar da çok önemli. Aslında velilerimizin ilk baktığı yer bir anlamda orası da olmalı. Çünkü orada çocuğun sosyal yaşantısı ve sosyalleşme süreciyle ilgili çok önemli mesajlar var. O yüzden de karne tek bir sayfadan, tek bir sütundan ibaret değil. Önlü o iki taraftan da, iki pencereden de bakmak lazım. Bu noktada da işte biraz önce sorduğunuz soru karşımıza geliyor. Ödül ve ceza. Hı hı. Çok klasiktir. Karne gösterilir, ebeveynlerin eli öpülür Nebi Bey, ufak harçlıklar verilir. Rutinlere bağlı bir toplum olduğumuz için elbette ki tabii ki bu törensel davranış silsilesi devam edebilir. Ama ancak çocuk şunu hissetmemeli. Karnemden dolayı ben bu harçlığı aldım. İyi karne getirdim ve annemler bana istediğim oyuncağı aldı. Genelde böyledir. Bir de teknolojik aletler sömestre ödül olarak verilir Nebi Bey. İşte karnen iyi gelsin. Sana bir tablet alacağız gibi. Oysa ki sağlıklı ve keyifli bir dönem geçirildiği için öğrenci ödüllendirilmeli. Karnedeki nottan dolayı değil. Tıpkı karnen kötü, bunun için tabletin elinden alıyorum, telefonun elinden alıyorum demek kadar yanlış bir şeydir. Birbiriyle bağımsız iki süreçtir. Dediğim gibi altını çiziyorum, karnedeki mesajları iyi okumak ve buna ilişkin ödüllendirme yapmak gerekiyor. Karne çok iyi olduğu için ödül değil. Sağlıklı 18 haftayı tamamladık biz. Bu süreçte bana çok yardımcı oldun. Ödevlerini tamamladın. Bunun için seni ödüllendiriyorum demek bizim için daha tercih nedeni. Yine ceza değil, ortaya koyduğumuz tabloyu birlikte değerlendirmek lazım. Örneğin işte fen dersin düşük gelmiş, sömestrede ne yapabiliriz? Kızmak, bağırmak, cezalandırmak, yasaklar koymak fen bilgisi notunu düzeltmez Nebi Bey. Onun yerine fen bilgisiyle ilgili eksikleri giderip tespit etmek ve bu konuda yapılandırıcı, somut ortaya bir şeyler koymak. Herkesin apartmanında vardır üniversiteye giden bir abi ya da abla. İki gün onda birlikte ders çalışmak, bir kuzenden rica etmek, bir öğretmen arkadaştan iki gün göz atar mısın demek. Ya da öğrencilerin defterlerini baştan sona doğru evde tekrar etmesini sağlamak Nebi Bey en güzel yapılandırıcı çalışmadır. Yoksa sinemaya gidemezsin, 15 gün boyunca ders çalışacaksın demek 4 Şubat'ta öğrencinin okula öğretmene ilişkin inancının sarsılarak gelmesi demektir. O yüzden de o notları iyi okuyup ve yapılandırıcı olmak lazım. Bu süreçte şu bahsettiğimiz ödül yöntemi ya da ceza yöntemi. Evet. Bu çağdayken böyle ilerleyen yaşlarda nasıl bir sonuç, nasıl bir birey ortaya çıkartır peki? Sürekli
ödüle ve bu tür yaklaşıma, ceza yaklaşımını bekleyen bireyler karşımıza çıkıyor Nebi Bey. Sohbet ettiğiniz zaman görüyorsunuz ki aslında okula gitmek öğrencinin birincil vazifesi ve görevlerini yerine getirmek de onun sorumluluğu. Siz sorumluluk sürecindeki bir çocuğu bununla ilgili ödüllendirdiğinizde öğrenci yetişkinlik hayatına geldiğinde de birincil sorumluluklarının çerçevesinde hep sizden bir motivasyon kaynağı bekliyor. Oysa ki o onun görevi. İşe zamanında gitmek, mesaisini tamamlamak, raporunu yazmak, avukatsa mahkemeye girme, davaları yürütme süreci. Ama çocukken çok fazla ödüle alışkın ve ödül bazlı bir eğitim sisteminden geçmişseniz, kendinize ait sorumluluklarınızla sorumluluk dışı yaptığınız ve ödüllendirilmesi gereken süreci karıştırıyorsunuz. O yüzden de bir öğrencinin birinci sorumluluğu nedir? Okula gitmek ve dersi dinlemek ve beklenilen doğrultuda eğitimini tamamlamak. Bununla ilgili ceza verdiğinizde, bununla ilgili ödüllendirdiğinizde yetişkinlik dönemindeki sorumluluklarla ilgili çerçevede ya hatırlatıcı cezalar bekliyor birey olduğunda, örneğin mesaiye geç kaldığında sürekli bir uyarı bekliyor çünkü ceza almış. Oysa ki mesaiye zamanında gelmek, görevlerini yerine getirmek onun birincil görevi. Fakat o noktada yetişkinin onu uyarmasının yeterli olmadığını görüyorsunuz. Çocukta bu süreç daha belirgin oluyor. O yüzden de ödülsüz ve cezasız daha çok sözel pekiştiricinin kullanıldığı süreç önemli. Bu karne beni çok mutlu etti. Buradaki davranışsal notlarını görmek, öğretmenin seninle ilgili biliyorsunuz sağ üst köşede öğretmen gözlemleri ve notları vardır. Bu notu okuduğum zaman ben çok mutlu oldum. Ve sağlıklı bir dönem geçirdiğimiz için şimdi istediğin oyuncağı alabiliriz. Çocuk neyi anladı? Sağlıklı, keyifli bir yıl geçirdim, bir dönem geçirdim. Annem babam beni onun için ödüllendirdi. Notlarım iyi olduğu için değil. Diğer türlü gerçekten de sınav kaygısı yaşayan pek çok genç görüyoruz Nebi Bey. Çünkü ödül bazlı çalışılmış, başarı endekslenmiş ailelerin çocukları. Oysa ki sağlıklı, keyifli, mutlu bir sorumluluğunu yerine getiren bir çocuk olarak dönemi tamamlamak bizim için daha önemli. Şimdi sınav kazanamazsa değer görmeyeceğini düşünüyor. Tabii. Kazanması gerektiğine inanıyor ve kazanmak için de her şeyi de yapıyor tahminimce. Tabii, tabii. Şimdi şuraya getireceğim. Kazanmak için her şeyi yapıyor. Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci kopya çekerken yakalandı ve hocasını katletti. Vahşi bir şekilde. Gerçekten vahşi bir cinayetti. Evet. Ceren Damar Şenel. Evet. Yani geçmek için her yolu deniyor. Deniyor, evet. Sonrasında bu cinayeti işliyor. Cenaze töreninde Ceren Damar'ın eşinin bir sözü vardı. Çok kıymetli bir söz bizim için. Şimdi oraya gireceğim bu davranış meselesinde. Her şey olabilirsiniz. İyi mühendis, iyi bir doktor. Evet olunabilir çalışarak. Her şey olunabilir. Mümkündür bir meslekler ve somut şeyler. Fakat önceniz iyi insan olmak olmalı diyor. Galiba bizim sorunumuz biraz daha bu. Evet. Davranışları önemsemiyoruz. Hatta bazen o davranışların çoğu da peki diye verilirdi yıllar öncesinde. Evet, evet. Keşke öyle verilmeyip de detaylı bir şekilde değerlendirilseydi aileler de bir şekilde o davranışları düzeltmeye dönük çalışmalar kesinlikle yapabilselerdi. Odak noktamız not olmasaydı. Kesinlikle. Sonuç odaklı olmamalıyız Nebi Bey. Süreç bizim için çok önemli. Biraz önceki söylediğiniz olayda da o bir sonuçtu Nebi Bey. Sürece bakmak lazım. Bu öğrenci zamanında disiplin cezası aldı mı? Eğitimcileriyle nasıl bir süreç geçirdi? Ebeveyn ilişkileri nasıldı? Evet. Bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de söyledim ya, karne bir bilgi notudur Nebi Bey. Yetişkine verilen bir pusuladır. O yüzden o pusulanın iyi değerlendirilmesi gerekir. Notları çok iyi olup bir çocuğun davranışsal anlamda sıkıntıları varsa Nebi Bey, eğitimciler için bunun çok bir anlamı yok. Oradaki öğrencinin öğretmenle olan davranışı, yetişkinlere karşı, hayvanlara karşı, doğaya karşı yaklaşımı nasıl? Tüm bunların çok derin incelenmesi gerekiyor. Bazen çok not odaklı ve başarı odaklı yaşıyoruz Nebi Bey. Oysa ki çocuğumuzun yazdığı çok güzel bir kompozisyonu gözden kaçırabiliyoruz. Çünkü matematiği düşük bize göre. Biz matematik istiyoruz. Oysa ki doğayı çok seviyor, akran ilişkileri çok pozitif. Öyle çocuklar görüyoruz ki Nebi Bey çevrede notları çok iyi ama akran zorbalığı yapıyor. O yüzden de aslında bir bütün olarak bakmak lazım bu bilgi pusulasına ve iyi değerlendirmek lazım. İyi tatiller sözünü o anlamda altını çiziyoruz. Gerçekten de her noktada iyi değerlendirmek lazım. Sadece not değildir ki karnede yansıyan davranışlardır. Öğretmenin karneyi verirken, elini öptürürken, yanağını okşarken aslında aileye orada mesaj verir. Der ki işte çok fazla televizyon seyretmesin. Oradaki mesajı iyi okumak lazım. Karneden çok orada öğretmen ne diyor? Teknolojiden biraz uzak tutun diyor. Ya da bu notu size veriyorum.
motivasyonu yüksek olsun diye ikinci dönem eksiklikleri üzerinde duralım diyor öğretmen. Belli ki bir eksiklik var ama öğretmen ne yapmış? Motivasyonu yüksek tutmak için ona bir parça daha destekleyici not vermiş. O yüzden de bu bilgi notu kıymetli bizim için. Siz okulda bir şey anlatıyorsunuz. Öğrenciler bunu alıp bir tarafa işliyor. Evet. Mesela akılda şiirler kalır, drama, evet, ses tonları ya da herhangi bir efekt, müzik kalır. Müzik, evet, her şey kalır. Fakat evde de bir hayat var, ebeveynler ve, evet, hayat aslında ailede başlıyor. Tabii ki. O dengeyi sağlamak ne derece mümkün? Sizin anlattıklarınız bazen öğrenci evden geri döndüğü zaman tatil sonrasında değişmiş olarak karşınıza çıkabiliyor mu? Kesinlikle. Biz buna bilgi erozyonu deriz, davranış erozyonu deriz. 15 gün sonrasında tabii ki Nebi Bey, okul kadar kontrollü ya da kurallı bir ortam olmaz. Bu kadar da kurallı ve okul gibi olmasını da beklemiyoruz. Dönüşe de hazır gelir zaten eğitimci. Nedir? Çok hafif miktarda dikkati dağılmış olabilir öğrencinin. Daha teknolojiye düşkünleşmiş olabilir, daha rahat bir tatil geçirmiş olabilir. İlk bir hafta uykuda böyle gözlerini sürekli ovuşturan küçükler görürsünüz. Çünkü tatilde geç yatmaya, geç kalkmaya alışmıştır. Yeme düzenleri bozulur Nebi Bey. O yüzden de ikinci dönemin ilk haftası biraz tekrar uyumdur, okula uyum, oryantasyondur. Bilirsiniz ama bu dağılmalar minimal düzeyde olursa Nebi Bey, o yüzden de öğrencinin de ikinci dönem adaptasyonu daha kuvvetli olur. Çünkü biz tatil bazından zengin bir ülkeyiz. 100 günlük yaz tatilimiz var Nebi Bey. Sık sık aralarda tatillerimiz var. Karne, bayram gibi. Ama amaç burada öğrencinin dinlenmesidir. Amaç burada öğrencinin dağılıp öğretmenin yüklediği özellikleri kaybetmesi değildir. O yüzden de biz hep ebeveynleri onu deriz. Adı tatil ama yine de yatması, kalkması özellikle küçük yaş grubunda çok önemlidir Nebi Bey. Onlar 9-9.30'da uyumaya alıştılar şimdi. Biz onları öyle teslim ediyoruz. Haliyle onlar biraz kuralı denmek isteyecektir ama bu 10 olabilir, 10.30 olabilir ama 6.30-7.30 yaşındaki bir çocuğun gece 12'ye kadar uyuması demek sabah kalkış saati 10-11 olur. Ardından artık düzen bozulmaya bu şekilde devam eder Nebi Bey. O yüzden de bir miktar değişiklik bekleriz biz ama bir miktar. Okuldayken gün boyu sizinle beraberler. Evet. Gün boyu sürüyor değil mi, evet, galiba eğitimler? Evet. Ama 15 tatilde çoğu öğrencinin anne babası çalışıyor hayat, evet, koşulları. Dolayısıyla artık böyle bir hayatımız var, yaşam, evet, tarzımız var. Şimdi anne babadan hem uzak kalacaklar hem akşam görecekler ve okul hayatından o sosyal ilişkilerden, evet, de uzak kalacaklar. Bunlar onda nasıl bir etki yaratır ki öğrencide? Zaten şöyle cümleleri sıklıkla duyacaklar. Genelde anneler babalar çalıştığı için sömestr tatili üçüncü kuşak emanetimiz. Anneanneler, babaanneler, dedeler aslında onlar süreci devralıyorlar Nebi Bey. O noktada da gerçekten de öğrenci sabah kalkar Nebi Bey. Çünkü 9-10 saatlik okul programına ya da 6-7 saatlik devlette ise eğer programa alışmıştır. Bir şeyler yaparsınız şimdi diye sorar. Sıkıldım der. Çünkü kontrollü ve programlı yaşamaya alışmıştır. Bu noktada gerçekten de sömestrde öğrencinin yapacağı faaliyetler ve etkinlikler bulmak lazım. Sinemada, vizyonda çok güzel çocuk filmleri olur. Tiyatrolar olur. Alışveriş merkezlerinin sömestrde ücretsiz hazırladığı programlar, evet, olur öğrenciler için. Evet, var birkaç yerde. İlla bunun için çok büyük bütçelere gerek yok. Dışarı çıkmak, parkta dolaşmak, kar yağarsa kar topu oynamak, birlikte kitap okumak ya da etkinlik yapmak çok severler onlar oyun hamurundan küçük grup için. Ergenler zaten biliyorsunuz daha çok müzik dinleyeceklerdir, televizyonda bir iki bir şey izleyeceklerdir ya da arkadaşlarıyla görüşmeye devam edeceklerdir. O yüzden de bu sosyal etkinliklerden de onları mahrum bırakmamak lazım. Döndüklerinde bir filmi izlediklerini ya da bir oyun seyretmeleri bizim için önemli. Geldiklerinde ondan bahsetmelerini isteyeceğiz çünkü eğitimciler sömestrin nasıl geçtiği soracağız. O soruyu hala soruyorsunuz değil mi? Hala soruyoruz. Tatilin nasıl geçti diye soruyoruz. Ne beklediğimiz en azından yaşlarına göre fark edecek ama kitap okumaları çok önemli. Günlük tutabilirler. Yaratıcı yazarlıkla ilgili çok güzel piyasada kitaplar var. İşte yazmaya teşvik eden yayınlar var. Yine küçük küçük dikkat egzersizlerini içeren kitaplar var. Bunlar çok büyük bütçeyi içeren etkinlikler değildir. Bir taraftan oyunu barındıran, bir taraftan tekrarı ve pekiştirmeyi barındıran bir tatil olması bizim tercihimiz. Kötü not geldiyse bunun telafisi nasıl yapılmalı? Her gün ders mi çalışılmalı ya da özel ders mi alınmalı? Nebi Bey, burada ailelerin kendi dinamikleri devreye giriyor. Kimi aile öğrencisiyle bu noktada çok yüz göz olmak istemeyebilir. Artık ilişki ya da iletişim yıpranmış olabilir ders ve not bazında. Bu noktada takviyeyi bir başka kişinin yapması elbette ki doğru olabilir. Eğer aradaki müdahale ilişki, mi takviye mi hocam? Takviye, bizim istediğimiz takviye. Çünkü var olan yeni bir şeyi öğretmesi değil, var olan
alanı takviye edip güçlendirmesini bekleriz. Nerede eksiklik oldu? Ekim ayındaki bir konuda mı çocuk takıldı? Sonrasında dağılmalar başladı ya da çok iyi gidiyordu. Son bir konu ona biraz ağır geldi. Mevcut hastalıkları biliyorsunuz Ankara bu anlamda daha çok hastalandı çocuklar. Birçok gribal enfeksiyon yaşadık. Öğrenci eğer 10 gün okulda yoksa elbette ki not bazında ya da konu eksiği vardı. Bunların tamamlaması için bizim için her gün tekrar önemlidir Nebi Bey. 15-20 dakikalık testler, 15-20 dakikalık gündüz ve akşam iki periyoda bölebilir öğrenci yaşına göre. Sabah bir 20 dakika, öğleden sonra 20 dakika ihtiyacına göre. Ama daha fazla eksiği varsa burada ailenin de o eksikliği, öğretmen arkadaşlarım mutlaka onu bildirmiştir. O eksikliğin giderilmesi bizim için önemli. Ama bu demek değil ki ikinci dönem bilgisi öğrensin. Hayır, birinci dönem öğrenilen bilginin tekrarı bizim için önemlidir. Takviye dediğimiz şey güçlendirmedir. İkinci dönem zaten gelecek. Tabii. Zaten çalışılacak. Kesinlikle. Ona ağırlık vermeye çok da gerek yok. Şimdi hocam program sonuna geldik. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son mesajlarınız varsa rica edeyim. Son mesajımız... Gerçekten de tatilin tadını çıkartsınlar, oyun oynasınlar. Oyun bizim için her zaman önemli. Hangi yaşta olursanız olun oyun çok önemli. İster tabii dijital oyunlardan bahsetmiyorsunuz elbette değil mi sadece elbette hocam aklından o geliş. Kutu oyunları, çocukların kendi oyuncakları var, figürlü oyuncakları var, kutu oyuncakları var, evcilik dediğimiz oyunları var. Çünkü sömestrede Nebibi birçok velimiz memlekete gidecek, işte kuzenlerle bir araya gelecek. O kadar keyiflidir ki o süreç. Göreceksiniz ki çocuk akranıyla birlikte olduğunda çok teknolojiye dönmüyor ya da anne babayla birlikte bir şey yapmak istemiyor. Yan odaya geçiliyor. O küçücük odalarda öyle güzel oyunlar oynanıyor ki Nebi Bey. Kitap mutlaka olsun. Kitap bize göre bir boş zaman etkinliği değildir Nebi Bey. Kitap her yerde, her zaman olmalı. Tuvalette kenarda olmalı. Yatak odasının raflarında olmalı. Vitrini süsleyen, salondaki kütüphanenin içindeki kitap olmamalı. Kitap her yerde olmalı. Yıpranmalı, kenara bükülmeli. Aralarında ayraçlar olmalı. Ve böyle bir tatil olmalı ama yaş büyüdükçe elbette ki karnedeki mesajda eksiklikler varsa eksiklikler de giderilmeli. Bütün eğitimciler onları 4 Şubat pazartesi günü aynı heyecanla bekliyor olacak. Ve telafisi mümkün olmayan da bir not olmaz galiba. Elbette ki. Elbette. Her şeyin bir telafisi, Her şeyin bir dönüşü vardır. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür hem öğretmenlere hem öğrencilere hem de velilere iyi bir tatil dileyelim. Hataların telafi edildiği, evet, yanlışların fark edildiği, kolay gelsin, sağlıklı, huzurlu tabii ki. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bizler devam edeceğiz değerli seyirciler. Konumuzu uğurlayacağız. Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları'ndan uzman psikolog Aslan Erk konuğumuzdu. Tabii konumuz iyi karne, kötü karne anlayışı ve nasıl davranılması gerektiğiydi. Biraz konuştuk bu konuyu. Tabii konuşacak eğitim dünyasına dair daha çok şey var ve bizler de bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar sadece sömestre özel konulardı. Kısa bir aramız var. Tekrar burada olacağız. Aktaracağımız haberler var.